Merhaba. Selamlar, günaydın, tünaydın arkadaşlar. Öğlen saat 2:30'a geliyor. Ya. Ya bu. Ah bu. Ceylin okula bıraktık sabah. Sonra geldim, ikizler de okula gittiler. Öğlen gittiler okula. 12'de aldım. Sonra Can uyuyacak diye beşiğe koydum ama uyumadı maalesef. Normalde uyuyor. Bu kez annemgille denedim uyutmaya. Onu yapma Can, cici onları alalım. Can uykusuz olduğu için her yeri böyle eliyor. Uykusuz değildi. Hareketlendi yani. Uykusun üstünden geçti yani. Onun için şimdi biz yine tekrar beşikle gideceğim okula. Can'ı alıp bir kez beşikte inşallah uyur. Şimdi yemek yapıyorum. Kuru fasulye değil. Yeşil fasulye yapıyorum. Yanına da pirinç. Bir de tavuk var. Tavuk söyleyeceğim. Onun için Kaya da seviyor. Kaya fıstık ezmesi gibi oluyor. Fıstık, Can fıstığı mı? Pistaş ezmesi oluyor. O Hollanda yemeği. Ondan yapacağım, sosundan. Yanına çocuklara da yeşil fasulye. Şimdi yemeğe devam edeyim. Ondan sonra da gideceğim. Ceylin'i almaya, sonra yüzme dersine. Bugün bir şeyler oluyor mutfakta. Bugün Türkiye'den dedemiz geliyor. İşte çocuklar onun için bayağı sevinecekler herhalde. Neyse, ben şimdi yemeğe devam edeyim. Ne oldu? Gel sen çorba içeceksin ha. Çorba. Alışında babanın içeceğini de istiyor ama biz vermiyoruz çünkü yasak. Küçükler için zararlı, yasak değil. Okay. İşte dedemiz Türkiye'den geldi 1,5 sene. Sonra tekrar Hollanda'ya geldi. Can uzun zamandır dedesini görmemişti yani. Can için çok güzel olacak. Şimdi geliyor Can. Annemgil'de kalmıştı Can. Orada biz de yüzmeye gittik Selin'le birlikte. Selin'le Can uyumuşlardı. Annemgil'e bıraktım. Aa, çok güzel. Babadan mı aldı? Hadi ayakkabını çıkar, içeride misafir bak. Kim geldi? Kim geldi? Gel. Artu. Ayakkabını çıkar Can. Ayakkabını çıkar. Artu. Mama. Ya bakın Can. Adamım. Gel lan gel. Kızı görünce kaçan Can. Gel kızım gel. Dedeyi tanımıyor musun? Gel. Tekrar ne olursun? Kafasını kaş. Can. Gel. Dedeni tanımıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen dedeni tanımıyor musun? Dedeyi... Ooo! Benim tatlı kızım. Dede! Can, sen de gidecek misin dedeye? İyi misin? Dedeye gidecek misin Can? Gel! Kafa kaçma! Gel! Dede!
Oh! Dede! Dede, dede! Dede sana ne almış göster de belki gelir o zaman hani hediyeyi. Hediyeyi aldı göstersin var. Belki o zaman da çabuk yaklaşayım. Ya! Tanımıyor dedeyi. Bir küçükken gitmiştim dede Türkiye'ye. Ne? Onun için ne? Bir paket. Aa, burada dur. Bak, paket getirdi. Evet. Çocuklara hediye. Bunu getirmiş. Kırmızı biber. Şimdi bu şeyler, kurabiyeler. Ve paket geldi Can. Gel oğlum. Can'a hediye geldi. Dedeye inandı aslında. Dedeye belki o zaman gider. Allah Allah. Yapma sana. Sana gülüyorum ki. Sen bana gel. Şimdi babayı al. Gel. Gel. Gel gel babanın için. Gel. Açın babayla beraber açın. Çal. Tutsana. Tutsana. Ne oldu kafaya kaçıyor? Ne oldu oğlum? Al, bitkine vurmasın. Senin gibi bir stres oldu. Yok baba, eksamazlı çocuk ya. Gel de can söyleyeyim. Evet, utandı birazcık. Sen aç. Açsana. Çıkart, çıkart. Burada ya. Yapsana. Senin de var kızım. Senin altın kütüphan var, elbisan var. Çok güzel. Ve paketi açıyor babası. Wow! Can! Sevin ne var şimdi? Sevin'in de var orada. Saç çanıyor mu adamı? Tamam sonra çıkartayım. Kur'an var. Güzel ses geliyor. Dur kalay sonra çıkartayım. Tüle tüle bak. Burada basacağım. Tüle, tüle. Kızlar size de dede hediye getirmiş. Tamam. Gelsene neler getirmiş dede. Sen verecek misin? Tamam ben. Tamam. 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 Hediye bir tane var. Anne verecek. Wow, bunlar ne? Küpe. Bu taraftan mı gösterelim? Bu da küpeleri çocuklara küpe almış dedemiz. Otur kuzum istersen. Bak bu küpe. Selin'e. Gel. O sandalyeyi al getir. Bilmiyorum. Estreyi atar. Bu küpe de. Ceylin'e. Ve çocuklara küpe vermiş. Getirmiş dedemiz. Gel. Sandalyeye gel otur. Wow, Ceylin. Ya bir şey sana. Bakalım Ceylin. Ne yapıyordu? Ceylin bakabilir miyim anneciğim? Bak, içine koyalım. Bakayım bir. Bu tarafa bakayım Ceylin. Wow, çok güzel. Çok güzel. Selin, seninki kızım. Açmaz, açma diyor. Şimdi kayağını açalım. Açalım Selin'cim. Tut böyle kızım. Böyle aç. Güzel. Kimse koydun? Çıkarır mı? Çıkarmayayım. Parayı. Yavaşça açalım. Ne taraftan? Bu taraftan. Aç bakayım bak. Wow. Bakayım bir içine. Wow, nazar boncuklu mu? Hayır, mavi boncuklu. Çok güzel Selin. Wow, çok güzel. Wow, Zelda aslında iyice prenses çıklı. Çok mutlu oldu Selin. Sen de. Yeah. Wow. Aa, çıkardın mı kutuyu? Evet, bakalım başka dede ne almış? Kırıldı mı? Ne? Pantolon almış, bu Semih. Takım mı ya, onlar üretir mi? Bu hep için çıkardıklar. Evet, hiç önemli değil baba. Bu da
takımın. Sen dedin ki bu ne aldın? Vav çok güzel pantolonu. Sen al dedin ben öyle aldım. Çok beğendim baba. Seminki de aynı. Çok mutlu olduk. Seminki de aynı. Çok tatlı. Senin kardeşin için de böyle pantolonlu. Çok güzel. Pantolonu var. Çok beğendik. Çok beğendik baba. Teşekkür ederiz. Kızlar için de. Wow, ceketlerine bak. Ceketli. Elbiseleri var. Ceketli elbiseleri. O seninin mi? Aynı iki tane hayır olsun. Çok teşekkür ederim. Bak o seni var. Evet. Pantolonu da var. Ay çok güzel baba. Teşekkür ederim. Ve çok tatlı çantaları da var. Kameraya gösteriyor annecik. Böyle bak çantası da çok güzel. Çok beğendin mi? Evet. Çok güzel. Bir tane çanta var sanki. Yok. İki tane çantamız da var. Çocuklar için. Dedemizin aldığı güzel hediyeler için çok teşekkür ederiz. Baba tekrar teşekkür ederiz. Güzel değil, güzel değil. Evgünlerinde geçirler. İnşallah. Küpelerimizi şimdi çıkarıyoruz. Küpesini taktın mı yok? Çok güzel. Canım arabalarına bakın. Canım arabaları çok güzel. Hem de ışıklı. Çok güzel can. Çok gururla gösteriyor bana. Okey. Senin yeni küpelerini verin. Takayım istersen. Gel Selim. Gel kızım. Ve yeni küpelerini. Yenilerini takalım. İşte senin anneciğim. Wow. Ama gelin birini kaybettin. Çok güzel oldu senin yeni küpeleri. Çok güzel. Yeni küpelerimizi de taktık hemen. Yeni elbiselerini de ceketini de giydi senin. Çok güzel ceketin olmuş kızım. Çok güzelsin. Dedeye teşekkür ettin mi? Etti. Ben kival dedin mi Selin? Dedi ki ben kival dede. Zaten hazırlamıştım. Sadece tavuk kalmıştı. Tavuk yemeğini de yapacağım. Ondan sonra da soframızı kuracağım. Bana can tabii ki bekleyemiyor. Can tamam dur. Ne yapacağız? Evet böyle yemeğimiz hazır. Herkese iyi akşamlar. Ben çayımı aldım, çocukları uyuttum. Şimdi de birazcık çay keyfi yapıp dizi bakıp ya da bir şeyler bakacağım, kendime zaman ayırıyorum şimdi. Dedemiz geldi Türkiye'den 1,5 sene sonra tekrar Hollanda'ya geldi. Dedemiz bayağı uzun zamandır buradan gitti gideli, yani bayağı uzun zamandır canı görmedi. Ve canı görünce de çok mutlu oldu. Biz bu yaz gittiğimizde zaten Türkiye'ye canını götüremedik. Çünkü su çiçeği çıkardığı için. Su çiçeği çıkardığı için de uçağa binemedi. Uçak yasaklıyor su çiçeği çıkaran çocuklar ya da insanlar. Uçağa binemiyorlar. Yasak oluyor. O yüzden canı daha da fazla özledi. Bizim Bodrum'a gittiğimiz yere geldik ki çocukları görsün diye, ama en çok canı da görmek istemişti. Maalesef sadece telefonlarda bizi arıyor. Yani sadece telefonlarda görüşüyorduk. Can karşısında görünce akşam bayağı şaşırdı yani. Şaşırdı böyle birden
Heyecanlandı mı kafasına artık kaşımaya başladı. Kayınbabam dedi ki bu bitlendi mi ne? Ama Allah'a şükür bit yok ama canın şeyi var. Eksaması var. Yüzü böyle zaten bugün bayağı lekeliydi. Gözün altı falan. Bilmiyorum galiba tomatesten de olabilir. Bilmiyorum bir şey belki dokunmuş olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Ama can görünce bayağı da şaşırdı böyle. Kaşımaya başladı. Sonradan da geçti. İyi ki de oynamaya başlayınca unuttu. Heyecan oldu bence. Birazcık heyecanlandı. Bir de şu kamerama kamerama ellerim. Neyse ben çok mutlu oldum dedemiz geldi. 2 hafta 3 haftalık olarak gelecek. Sonra da tekrar Türkiye'ye dönecek. Ya ben de bir şey daha söylemek istiyorum. Ben gerçekten Türkçeyi konuşmayı çok zorlanıyorum. Evet kitap okuyabilirim. Minnaş buradan gitse kitap okuyabilirim. Bir şeyler yapabilirim ama zaman ya ayırmak zorunda kalıyorum ama onu da hiç zamanım yok diyemem ama çok şeyler var yapılacak, çok işler var. Fırsat bulamıyorum yani. Olsa fırsatım hani zaten kitap okumayı da çok seviyorum. Hele hele eğitimle ilgili filozof kitapları oluyor galiba. Öyle kitapları çok seviyorum. İnşallah gelecekte okurum ve bu Türkçemi biraz daha düzeltmiş olurum. Çünkü Türkçeyi bir anda çevirmek Hollandaca biliyorum ama Türkçesine çevirdim mi o sözü bulamıyorum. O zaman da böyle bayağı da bak şimdi ısırmaya başladığında ben istemiyorum. Isırıyor çünkü. Bilmiyorum dişlerim kaşınıyor acaba. Neyse işte böyle yani bazen kusuruma bakmayın Türkçem bayağı bazen yani fark ediyorsunuz, duyuyorsunuzdur. Bayağı zorlanıyorum. Lütfen eğer beğendiyseniz ben tuşa basmayı unutmayın ve eğer fikirleriniz, sorularınız ya da bir şeyler söylemek istiyorsanız lütfen vlogun altına yazabilirsiniz. Her zaman cevaplamaya çalışırım tabii ki. Ve sorularınız varsa tabii ki sorabilirsiniz. Ben de size teşekkür ederim. Doygun Ailesi'nin yine bir vloguna sonlanmış oluyorum. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize.